Cumhuriyet'in doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye ve dünya harekatın başladığını Habertürk ekranından öğrendi. Operasyon başladı ve Sulayin bölgesinde ilk müdahale başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askeri havadan ve karadan operasyonunu başlattı. Muzaffer olsunlar inşallah diyelim. Operasyonun arka planı, yansımaları ve analizleri sahadan canlı yayınlarla Habertürk'te. Merhabalar efendim, Habertürk ekranlarından sınırın sıfır noktasındayız. Ben Mehmet Akif Ersoy. Bugün 10 Ekim Cuma, Perşembe ve saatlerimiz 14. Bugün manşete bir saat erken başladık. Zira sıcak gelişmeler var. Akçakale'deyiz. Arka tarafımız Selabiyat. Tam operasyonun başlamasının üzerinden 22 saat geçti. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri saat 16'da başlatmıştı hava harekatı ve obüs atışlarıyla Barış Pınarı harekatını. Akşam saat 22 itibariyle de kara birlikleri artık Suriye topraklarına girdiler. 14 saat geçti üzerinden. Yer yer roket atışları gerçekleştiriliyor. Az önce Akçakale'de farklı iki noktaya roket saldırısı düzenlendi. Ambulanslar o bölgeye hareket etti. Ekranlarınıza zaman zaman bunları canlı yayınlarla getiriyoruz. Yine Ceylanpınar'da roket ve hava mermilerinin isabet ettiği bölgelerden bir tanesi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri 30 kilometre derinlikte uçuşlar gerçekleştirdi. F-16 savaş uçaklarımız orada bölgeleri imha etti. PKK'nın barınak sığınaklarını imha etti. Operasyon başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Zaman zaman anonslar gerçekleştiriliyor. Güvenlik tedbirleriyle ilgili yer yer yayın yapılan bölgeler de değiştiriliyor. Muhtemel ki biz de yayın yaptığımız bölgeyi yavaş yavaş değiştirmek durumunda kalabiliriz. Şimdi önce Ceylanpınar'a gidelim. Arkadaşımız Veysi İpek Ceylanpınar'da bizi bekliyor. Ceylanpınar dünden itibaren aslında Rasulayn bölgesiyle birlikte harekat başladığında sıcak noktalardan bir tanesiydi. Şu sıralarda orada hem yer yer saldırılar yaşanıyor hem de hareketli sokaklar. Veysi'den son notlarını alalım Ceylanpınar'la ilgili. Ondan sonra devam edeceğiz konuşmaya. Yanımda Çetin Er, Çetin var, Abdullah Ağar var. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Önce Veysi İpek'i dinliyoruz. Evet Mehmet Akif Ersoy, biraz önce aslında ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı mahallesinde adli lojmanın arkasına bir havan isabet etti. Boş eve aslında isabet etti ve zaman zaman da bulunduğumuz bölgeye havan ve top mermilerinin düştüğünü söyleyebiliriz. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri obüs ve tanklarla karşılık veriyor. Şiddetli çatışmalar şu anda devam ediyor. Sabah 06.30 sularında Ceylanpınar'da aslında giriş yapmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler hem obüs atışları hem tank atışlarıyla, ardından da hem doğudan hem batıdan askerler giriş yaptı. Biraz önce de, yaklaşık bir saat önce de 50 araçlık Suriye Milli Ordusu'na ait 50 araçlık konvoy, askeri konvoy bu bölgeye geldi ve biraz önce de onlar da Ceylanpınar üzerinden Suriye'nin doğusunda giriş yaptılar. Şu an itibariyle de orada şiddetli çatışmalar. Kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı'dan rica ediyorum. Biraz önce tekrar obüsler o bölgeye atış altına aldı. Görüntüler zaman zaman yansıyor. Bulunduğumuz bölgeye de zaman zaman top ve havan mermileri düştüğünü söyleyelim. Şu anda Resulayn'ın doğusundaki bir bölgede örgüt mevzilerinden olduğu tahmin edilen bölge atış altına alındı. Görüntülerinize de yansıyor. Tabii kara dumanlar yükselen yer de var. Dünden beri aslında o kara dumanlar yükseliyor. Lastik ve mazot örgüt mensupları yakarak insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemeyi hedefliyorlar, amaçlıyorlar. Ancak savaş uçakları bu bölgede keşif uçuşlarını gerçekleştiriyor ve yer koordinatları yere bildiriyor. Obüsler ve tanklar da o bölgeyi ateş altına alıyor. Yine Resulayn'ın doğusunda bunlar yaşanırken batısında da Türk Silahlı Kuvvetleri giriş yaptığını söyleyelim. Zırhlı araçlarla, kirpilerle, tanklarla o bölgede de ilerleyişleri devam ediyor. Sabah saatlerinde kent merkezinde İstasyon Mahallesi'nin bulunduğu bölgeden de özellikle Tosun olarak adlandırılan iş makineleri, zırhlı iş makineleri ve kirpiler de içeriye giriş yaptı. Zaman zaman Meskun Mahalli'de çatışmalar olduğunda söyleyelim, önlerini açmak için oradaki döşenmiş mayınları, el yapımı patlayıcıları temizlemek için o bölgeye iş makineleri girmiş durumda.
hem sağında hem solunda ceylanların hem sağında hem solundan obüs ve tank atışları devam ediyor. Yine hava hareketliliğini de sürdüğünü söyleyebiliriz. Dün aslında 16'da burada da harekat başlamıştı. Neredeyse sınırımızın 450 kilometrelik alanda Fırat'ın doğusunda süren bir operasyon var. Yine Kamışlı ve Ceylanpınar'ın yanı sıra Kobani tarafında da aslında hareketli saatler vardı. O bölgede savaş uçakları tarafından bugün öğlen saatlerinden yeniden ateş altına alındı. Oradaki örgüt mensupları, konvoyları hedef alındı. Yine mevziler ve tünelleri hedef alındığını söyleyebiliriz. Rakka kentinden de aslında Talabiyat'a yardıma gitmek isteyen, istedikleri tahmin edilen YPG terör örgütüne bağlı bir konvoyda uçaklar tarafından vurulduğu bilgisi elimize ulaştı. Şu anda da Resul Ayni Ceylanpınar'ın hemen karşısındaki sizin de bulunduğunuz Akçakale'de de Talabiyat arasında ince bir çizgi boşluk var. Yine Resul Ayni'yle Ceylanpınar'ı ayıran da bir güvenlik duvarı var. O güvenlik duvarının öte tarafında dumanlar yükseliyor. Yine de bizim tarafa da Cumhuriyet Mahallesi'ne adliye lojmanlarının bulunduğu bölgeye bir hava mermisi isabet etti. Şu an itibariyle de dumanlar o bölgede yükselmeye devam ediyor. Sağ tarafta da hemen Ceylanpınar'ın batı yakasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler o bölgeye girmiş durumda. Sol tarafta da Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler yine özel kuvvetlerle, Türk özel kuvvetler ve komandolarla birlikte kırsal alandan giriş yaptılar öğlen saatlerinde. Ve şu anda ablukaya alınmış durumda Resulayn kasabası. Çatışmalar şiddetlendi. Yer yer doçka ve ağır silah sesleri de geliyor. Doçka ve biksi silah sesleri de zaman zaman o bölgeden kent merkezinin içerisinden geliyor. Şu an itibariyle arka tarafta bir bölge daha vuruldu. Kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı'nı gösterirse biraz önce o bölge vurulmuştu. Şimdi tekrar obüsler tarafından o bölge tekrar ateş altına alındı. Mevzi ve sığınakların olduğu tahmin ediliyor. Yine cephaneliklerin olduğu bölgeler daha önce istihbarat teşkilatı tarafından belirlenmişti. Ve o koordinasyon da devam ediyor. Yine havadan insansız hava araçları ve savaş uçaklarının aldığı görüntüler çok önemli. Bu noktada da onların aldığı görüntüler derhal yere bildiriliyor. Obüsler de ona göre verilen koordinatlara ateş altına alıyor. Biz burada tabii ki sabah saatlerinde geldik aslında buraya. Uzun askeri konvoylar, özellikle Mardin'den gelen özel kuvvetler vardı. Onların dışında da gün içerisinde sürekli askeri sevkiyatlar yapıldı bu bölgeye. Biz burada gelişmeleri sizlere tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Mehmet Akif Ersoy. Mesih, pek teşekkür ediyoruz. Senden notlarını almayı sürdüreceğiz. Şimdi efendim, bu arada sesler zaman zaman ekranlarınıza da yansıyordur. Arka tarafımızda da farklı farklı hedefler vuruluyor. Zaman zaman roket ve havan atışları da gerçekleştiriliyor terör örgütü tarafından bu bölgelere. Şimdi biz ne zaman bir terör örgütünün operasyonu düzenlesek onların iplerini tutanlardan sesler çıkmaya başlıyor. Zaten terör örgütüne ne zaman operasyon yapılsa o ses çıkan yerlere baktığınızda aslında meseleyi biraz daha kavrayabiliyorsunuz. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından çeşitli sesler yükseldi. Takip ediyorsunuz, zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. O seslere bir yanıt geldi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Bu barış harekatını eleştiren ülkelere, hatta bazı ülkenin ismini de verdi. Mesela Mısır'a dedi ki, hem darbeye işaret etti hem de seçilmiş %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanını mahkeme salonunda şaibeli bir şekilde ölümünü bütün dünya gördü. Neyi konuşuyorsunuz dedi. Suudi Arabistan'a da Yemen'de yaptıklarınızı yıllardır görüyoruz. Oradaki masum insanlara biz terör örgütüyle mücadele ediyoruz açıklamasını yaptı. Şimdi 109 teröristin arka tarafı vurdular. Hemen arkada kameraman arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak görüntüleri. 109 teröristin de etkisiz hale getirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını getirelim ekranlarınıza. Ekranın belki sağ tarafında da bu görüntüleri sizlerle paylaşırız. Rejideki arkadaşlarımız süreci yönetirler. Buyurunuz efendim. Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda?
On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Hele Mısır. Sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. %52 oyla seçilmiş olan bir Mürsi'yi, evet, mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ve ailesini bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Şu anda harekatımız tüm unsurlarımızın katılımıyla Tel Abyad ve Resul Ayn bölgesinde devam ediyor. Benim konuşmamdan sonra ben ayrılmak durumundayım. Numan Bey'in riyasetinde toplantı devam edecek. O esnada da Savunma Bakanımız şöyle detay teferruatlı bir bilgiyi sizlerle paylaşacak. Harekat başladığı saatten şu ana kadar değerli kardeşlerim 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları hemen ülkemizi karalamak, harekatımıza gölge düşürmek için yalan yanlış bir sürü haber yaymaya başladılar. Tabii 109'un dışında yaralılar falan da var. Ayrıca teslim olanlar var. Operasyonlar devam ediyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını verdik. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntüler de az önce arkamıza gerçekleştirilmiş olan Tel Abyad'daki operasyonun, harekatın, saldırının görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz Habertürk ekranlarından. Dün de aslında operasyon başladığı andan itibaren saat 16'da bu görüntüleri sizlerle paylaşmaya başladık. Bugün de yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem kara harekatı hem de obüslerin atışları, yer yer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin de yine bölgeye yönelik operasyonları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 109 terörist etkisiz hale getirildi diye. Bu rakamın artacağı değerlendiriliyor. Şimdi operasyonla ilgili bir açıklama daha var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan başarılı bir şekilde devam ettiğini ve moralin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerinin, Mehmetçiğin moralinin yüksek olduğunu söyledi Hulusi Akar. O açıklamalara da bakalım. Görüntüleri de yine ekranlarınızdan paylaşacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde uygun şekilde, uygun formatta web sayfamızdan aralıksız yayınlıyoruz. Ve bunu yayınlamaya devam edeceğiz. Faaliyet büyük bir başarıyla, efendim, büyük bir kahramanlık destanı yazarak yeniden Mehmetçik görevini yapmaya, görevini yerine getirmeye devam ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sabaha kadar karargâhta izlediğiniz kolay gelsin. Askerin morali nasıl? Morali çok yüksek. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, etrafa gezin. Kolay gelsin. Şimdi hemen dibimize bir roket atıldı. Orayı verelim. Hemen yanımızdaki bina, çok yakın bir bina. O binayı da göstersin arkadaşlarımız. Arka tarafta da saldırılar yoğunlaştı. Ambulanslar geliyor bu arada bulunduğumuz bölgeye şu anda. Askeri araçlar da geçiyorlar. Bizim yayın yaptığımız binanın hemen iki yanındaki bina şu anda. Yanımızdaki bina vuruldu. Yani 170 metre, 100 metre var mı aplar? 70 metre uzaklıkta bir yer. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hemen arkasındaki binayı hedef aldılar. Efendim? Evet, karşı taraftan. Karşı taraftan, evet, karşı taraftan geldi top atışı. Roket midir o, havan mıdır? Havan mı? Şu anda isabet ettiği apartmanın 3. katında, eğer kameraman arkadaşım verebilirse, birisi herhalde anladığımız kadarıyla ailesiyle irtibat kurmaya çalışıyor telefonla. Bir bayan mı, erkek mi tam göremiyorum ama Akif şu anda anladığım kadarıyla... Bir erkek galiba. Evet. Hemen yanımızdaki bina bir havan olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırı gerçekleşti.
Şu an sivillerin bulunduğu alanlar vuruluyor terör örgütü tarafından, onu da söyleyelim. Arka tarafta çok fazla yine saldırıların gerçekleştiği noktalar var. Arkadaşlarım sizlerle paylaşıyorlar. Bu arada harekat devam ederken diplomasi trafiği de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Alman mevkidaşı ile görüştü, hem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yarın Türkiye'de olacak. Onda da görüşecekler. Bu da önemli. Daha önce de belirtmiştik. Kamu diplomasisi bu anlamda çok kıymetli, çok önemli. Hemen detaylarını paylaşalım sizlerle. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı ile Heiko Maas'la telefonda görüştü. Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'deki gelişmeler konuşuldu. Çavuşoğlu daha önce de Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ve Rus mevkidaşı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile görüşerek Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik harekata ilişkin bilgi vermişti. Yarın da Stoltenberg gelecek, NATO Genel Sekreteri. Evet, gelişmeler böyle. Şu anda canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Habertürk ekranlarında aslında hem Türkiye'ye yönelik terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu havan atışları, roket atışlarını, hem de yine yakın bir bölgeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunu, dünden bugüne ne olduğu da biraz konuşalım. Ekranlarınıza sıcak görüntüleri vermeye devam edeceğiz. Anlatacağız size buralarda yaşananları da. Bu arada sınır hattındaki yerler yüksek oranda boşaltılmış durumda. İnsanlar yavaş yavaş buradan uzaklaştılar. Riskli bir bölge olmaya başladı burası. Türk bayrakları astılar evlerine, binalarına. Hemen Çetin'le başlayayım. Sıcak gelişmeler neler, bize onlara aktarsın. Bir konuğumuz da olacak bu arada. O konuğumuzu da birazdan tanıtacağız size. Çetin'ler buyur. Akif, tabii öncelikle sıcak gelişmelerle başlayalım. Bir, biliyorsun dün gece saat 22 sularında yine Habertürk ekranlarından vermiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler komutanlığına bağlı birlikler buraya intikal etmişti. Tabii bu askeri birlikler birkaç gündür bu bölgede belli noktalara doğru hareket ediyorlar. Çünkü sınırın öbür tarafına, operasyonun yoğunlaşacağı noktalara onların öncülüğünde hareket sağlanıyor. Tabii farklı illerimizden komando birlikleri de buraya geldi ama özel kuvvetler en ön saflarda öncelikle girişleri yaparak, şöyle söyleyelim, şu ana kadar 3 noktadan girildi. İzleyicilerimize tabii tam nokta olarak söylemeyelim ama 3 önemli kritik noktadan girildi. Bunlardan 2 tanesi Tel Abyad hattında, bir tanesi Resulayn hattında olan noktalar ve şu an için içeride 3 kilometrelik bir alanda kontrol sağlanmış durumda. Kontrolün sağlandığı noktalardan birinde de bir köy tamamen temizlenmiş durumda. O köy önemli bir stratejik noktaydı. Şunun için önemli stratejik nokta, Doğu hattından gelen enerji hattı, yani Tel Abyad'a bağlanan enerji hattı bu köydeydi. En azından şu an köyün enerjisini sağlayan 7 enerji santralinden bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bir köyde ve o tamamen kontrol altına alınmış durumda. Tabii 3 nokta dedik, önümüzdeki saatlerde ya da günlerde onu da belirtelim. Bu noktalar 7 noktaya çevrilecek. Şimdi tabii Abdullah Ağar'la bunları detaylarıyla konuşacağız ama temel amaç burada, önce 3 cep açıldı. Bu cepler 7'ye çıkarılacak. Daha sonra bu ceplerin birleştirilmesi süreci başlayacak. Ve 18 itibariyle 4. kilometreye çıkarılması planlanıyor bu 3 tane cepteki pozisyon. Yani şu an için gelinen nokta 3 kilometrelik bir derinlikte kontrol alanı sağlanmış durumda ama tabii şunu da izleyicilerimize belirtelim. Bu sahada hareket etmek öyle zannedildiği kadar kolay değil. Çünkü şöyle bir tanımlayalım. Bölgede, alanda her ne kadar düz bir yer görünse de mayınlanmış el yapımı bombalarla araçların hareket edebileceği sahalar tamamen bomba düzenekleriyle kapatılmış durumda. Bunlar ayıklanarak, bunlar temizlenerek ancak hareket edilebiliyor. Şöyle bir ortalama söyleyeyim. Vietnam'da ve dünyanın farklı ülkelerinde Amerikan askeri birliklerinin günlük hareket edebilme limitleri 500 metreye geçemediği söyleniyor askeri stratejistler tarafından. Şu anda operasyonun 24. saati dolmadı. Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde 24. saate girilecek ama kara unsurların hareket alanına baktığımız zaman 14-15 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 3 cepten 3 kilometrelik bir alan tamamen kontrol altına alınmış durumda. Tabii 4. kilometre 18. yani saat 18 itibariyle 4. kilometre sınırlamasıyla beraber. Evet, hemen şöyle bir göstereyim. Evet, şu an yanımızda yine çok yakın. Çok yakın bir nokta. Hemen yanımızda 100 metre yakınımızda bir alan vuruldu. Tabii bunu da belirtelim. Akif, şu an havada 2 tane insansız hava uçağı
24 saat uçuş yapıyor. Onlardan sınırın alınan, diğer tarafında görüntü alıyorlar mı? Alıyorlar. Alıyorlar. Ta 25. kilometreye kadar çok uydularla da görüntü alınıyor. Mücadele var. Evet. Sahadaki herhangi bir hareket ya da herhangi bir silahlı unsurun hareketi durumunda alınan görüntü anlık olarak şu an Akçakale'de ve Resul Ayn'ın karşısındaki Ceylanpınar ilçemizde iki ayrı koordinasyon merkezinde eş zamanlı olarak izleniyor. Tabii bu görüntüler sadece Mehmet Akif Ceylanpınar'da ve Akçakale'de değil, Urfa merkezde strateji ve koordinasyon merkezinde de aynı zamanda Ankara'da da eş zamanlı olarak bu görüntüler takip ediliyor, izleniyor. Ama tabii koordinasyon merkezi Akçakale'de olduğu için operasyonun tüm ayrıntılarıyla ilgili karar mekanizması, ateş edilecek noktalar, hedefler burada hemen belirleniyor. Tabii şunu da belirtelim Akif. Burada operasyon başlamadan önce aslında hazırlıklar çerçevesinde bütün çalışmalar, askeri noktalar sadece uydudan alınan görüntülerle değil, aynı zamanda fiziki koşullarla elde edilmiş. Yani içeride istihbari unsurlarla birlikte hareket eden isimlerle beraber elde edilmiş bilgiler doğrultusunda tespit edilmişti. Benim aldığım, askeri kaynaklardan aldığım bilgi ve yerel kaynaklardan aldığım bilgi, Resul Ayn'dan başlayıp ta şu an içinde bir bulunduğu nokta, burayı vurun. Evet. Orayı göster lütfen. Şu an evet. Ses sonradan gelecek. Arkadaşlar kamerayla oraya alabilirlerse düşüyor. Evet. Şu an oraya düşüyor. Şimdi büyük bir patlama sesi gelecek muhtemelen. Çünkü o bölgelere doğru bir hareketlilik var. Şimdi tabii Akif 180'i aşkın hedef vurulmuş ama toplamda 410 tane hedef olduğunu söyleyebiliriz. En azından operasyonun ilk aşamasında. Çünkü operasyonun ilk aşaması ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamalar olacak. Birinci aşaması Resul Ayn ve Tel Abyad'ı içine alan bir bölgeyi kapsıyor ve bu iki ilçe Arap nüfusunun yoğun olduğu ilçeler. Dolayısıyla bu iki ilçenin bulunduğu noktalardaki alan derinliğinin ve genişliğinin göz önüne alınması durumunda çok geniş bir alandan bahsediyoruz. 110 kilometre. Bu arada Tel Abyad tarafında o az önceki patlamanın ardından kaçışanlar olduğunu izleyicilerimiz de görüyorlardır. Biz şu anda seçemiyor gibi olabilirsiniz ama ekranlara da yansıyor muhtemelen. Şu anda o patlamanın ardından kaçışanlar var. Onlar da ekranlara yansıyor şu anda. Çetiner, böldüm seni. Buyur. Evet Akif. Şimdi bu arada önemli bir gelişmeyi aktaralım. Biliyorsunuz bu Tel Abyad'la ilgili, Resul Ayn'la ilgili, daha doğrusu Fırat'ın doğusuyla ilgili operasyon gündeme geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından Türkiye saatiyle sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmişti. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada yapılan vurgulardan biri de DAEŞ meselesiydi. DAEŞ'li tutuklular ve kadınların, ailelerin durumunun ne olacağı konusunda önemli bir çıkış yapmıştı Amerika. Ama o açıklamanın hemen sonrasında Avrupa Birliği ülkeleri de benzer noktalara vurgu yapmıştı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsun bu konuda herhangi bir şekilde DAEŞ'le mücadele bir zarar gelmeyeceği ve bunların teslim cezaevlerinde kalması gerekenler kalacak dedi. Ülkelerine dönebilenler ülkelerine gönderilecek dedi. Akif bu konuda maalesef Avrupa Birliği ülkeleri sahiplenmek istemiyorlar. Bu konuyla ilgili daha önce Irak merkezi yönetimi de birçok Avrupa Birliği ülkesiyle, ki bunlar içerisinde en başta Almanya ve Fransa geliyor, birçok görüşme yapılmasına rağmen Almanya ve Fransa gibi batı ülkeleri, öyle tanımlayalım aslında, para vermeyi tercih ettiler. Yani aylık 700 dolar gibi bir kişi başı masraf bedeli olarak hem Bağdat yönetimine hem de burada terör örgütü PYD'nin dış ilişkiler sorumluluğuna bir para aktarılarak bu yabancı savaşçıların ülkelerine geri dönüşü bir şekilde engellenmişti. Ama tabii sabah saat 10'da ilginç bir gelişme gerçekleşti. Onu da ben içerideki kaynaklarından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum. İki tane DAEŞ'in üst düzey komutanı, yani bunlardan birinin Ebubekir Bağdadi'nin sağ kolu olarak tanımlanan isimlerden biri olduğu söyleniyor. Bu iki ismin Amerikalılar tarafından teslim alındığı, önümüzdeki 3-5 saat içerisinde ise 43 tane
yine aynı şekilde DAEŞ militanının Amerikalılar tarafından teslim alınarak üstlere götürüleceği ifade ediliyor. Amerikan üstlerine. Evet. Bunlar da farklı kritik isimler. Evet, kritik isimler. Bunlar da farklı cezaevlerinde olduğu için o cezaevlerinden toplanıp getirileceği belirtiliyor. Tabii şunu hemen söyleyelim. Bir sıcak daha gelişme. Aslında sıcak değil. Dünden beri bildiğimiz ama izleyicilerimize bir kez daha aktarmamıza ihtiyaç olduğunu hissettiğim bir durum. Şu an Tel Abyad'da da Resulayn'da da sokağa çıkma yasağı var. Özellikle de sokağa çıkma yasağının olduğu her iki ilçede Mehmet Akif, eğer gençler, kadınların elinde herhangi bir şekilde GSM hatları, telefon varsa onlarla ilgili de zorla alıkonulma ve tutuklama gibi işlemlerin yapıldığı söyleniyor. Bu arada bize içeriden gelen ilk fotoğraflardan da gördüğümüz kadarıyla PKK'lılar daha çok artık sivillerin arasına karıştı ve sivillerle aynı kıyafetleri giydiğini söyleyebiliriz. Çünkü ilk görüntülerden elde edilen fotoğraflardan izlenimlerimiz o yönde oldu. Şimdi tabii bir şöyle, çok önemli nokta Akif, bunu da hemen aktaralım. Dün aslında yayınlarımızda bunu çok dile getirmiştik. Kızılay siviller için hazırlıklarını yaptı. Bugün sabah saatleri itibariyle AFAD ve Kızılay gibi Türkiye'nin iki önemli güzide kuruluşu insani yardımlarla ilgili çalışmalarının son projeksiyonlarını da tamamlamış oldu. Resulayn hattında 4 tane insani koridor oluşturulacak. Tel Abyad hattında da 2 tane insani koridor oluşturulacak insani yardımların ulaştırılması için. Bu insani yardımların ulaştırılması tabii çok kolay olmayacak. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun unsurlarının bölgedeki kontrol alanlarını oluşturup alanları kolaylıkla hareket edilebilir hale dönüştürmesi lazım. Tabii bu çok önemli. Her iki kentte de insani yardım koridoru için planlamaların yapılmış olması oradaki sivillerin en az zararla kenti terk etmesini de kolaylaştıracak bir durum. Akif, söz sende. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi sıcak gelişmeleri aldık. Bir de işin askeri boyutunu konuşalım. Birazdan çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Ondan da hemen söz edeyim çok kısaca. Abdülaziz Temmo birazdan yayınımıza katılacak. Abdülaziz Temmo kimdir sorusuna Çetin Erçetin yanıt verir ama Meşal Temmo ismini belki hatırlarsınız. 2011 Ekim ayındaydı, evet, değil mi? Evet, Ekim ayında. Ekim ayında PKK tarafından, PYD tarafından katledilmişti. Evet. Ve kendisi aslında Meşal Temmo aslında Suriye siyasetinde, Suriye'deki Kürt siyasetinin çok önemli bir aktörüydü, çok önemli bir ismiydi. Ve şöyle söyleyelim, PYD'nin, PKK'nın burada Kürtler üzerinde kurmaya çalıştığı baskı karşısında bir direnç gösterdi ve o direnç sonrasında önce Meşal Temmo öldürüldü. Hemen sonrasında ise 280 bini aşkın Kürt bu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı ki aslında 400 bine yakın insandan bahsediyoruz. Bunun 280 bini Türkiye'ye geldi. Diğer geri kalan kısmı ise Irak topraklarında, Kuzey Irak'a geçtiler. Bir kısmı Irak topraklarında kaldı. Evet. Bu da o sürecin sonrasında gerçekleşen bir durum. Peki, şimdi efendim ben bu arada kusura bakmayın, lütfen ekrana da zaman zaman yansıyor. Hafiften öksürüyorum. Umarım rahatsızlık vermiyoruzdur izleyicilerimize diyeyim. Abdullah Ağar dün geceden bu yana kara harekatı ile birlikte şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pozisyonu nasıl ilerlediği, Sayın Akar'ın açıklamalarını takip ettiniz. Moral motivasyonu Mehmetçiğin yüksek dedi. Yani girmeden önce ve girdikten sonrası ile ilgili tabii siz tecrübeli de bir isimsiniz bu konuda. Büyük bir farklılık muhtemelen vardır değil mi? Neyi evet, konuşuyoruz şu anda? Buyurun. Şimdi tabii burada hem psikolojik bir direnç vardı hem de çok yoğun bir baskı vardı. Herkes ne burada olacağını... arka taraf full alev alev artık. Yani şu anda karşı tarafımız tamamen, kameraman arkadaşlarımız paylaşıyorlardır. Böyle geniş açıdan aman baktığımızda taraf, çok enteresan bir fotoğraf oldu. Şu an Tel Abyad'ın içindeki PKK hedeflerine karşı son derece yoğun bir saldırı var. Daha doğrusu bir taarruz var. Hem hava unsurlarıyla icra ediliyor hem de bölgede konuştu top bataryaları, obüs bataryaları üzerinden yapılan bir etki var. Bu etki Tel Abyad'ın doğusundan başlayıp batısına doğru uzanıyor. Özellikle dış çeperlerde etki ortaya konmuştu. Şimdi daha içerilerdeki hedeflere karşı bir etki ortaya konduğunu görüyoruz. Ve bu etki dünkülerden daha farklı. Yani dün vurulanlar daha çok
karargah şeklindeydi, tünel ve menfez ağzı şeklindeydi veya tünellerin çökertilmesi üzerine inşa edilmişti. Şu an daha nokta atışı ama şu an doğrudan doğruya bir takım kimyasalların içerisinde depolanmış olduğu alanlar vuruluyor ki bunlar şu demek. Yani ben, burada YPG PKK'nın bir yığına var. Sıcak bir bilgi aldım. Depolama noktaları. Buyur. Sıcak bir bilgi aldım. Şimdi bu kameraman arkadaşlarım görüntülüyorlar. Arkamızdaki siyah dumanların lastikler ve petrol olduğu söyleniyor. Ve tamamen bu bölgede insansız hava uçaklarının görüntü almasını engellemeye yönelik bir durum. Ayrıca şu an tespit edilen 9 tane noktada benzer siyah dumanların oluştuğu mevzi bölümleri var. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani bunu şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla vurulan yerler değil, terör örgütünün lastik yakması, lastik yaktığı, petrol yakması, evet, yakınlarına görüntü almayı engellemek için. Evet, yakınlarına şöyle söyleyelim, benim içeriden aldığım bilgi ve askeri kaynaklardan aldığım bilgiler. Şu an karşıdaki mevziler hedef alınıyor. O mevzilere yakın alanlara havan topunun ya da obüzlerin düşmesi durumunda doğrudan siyah dumanlarla o bölgeden görüntü alması engelleniyor. Çünkü içerideki teröristlerin dışarı çıkmasını kolaylaştırıp o bölgeden rahat hareket etmesini sağlayacak bir opsiyon olarak görülüyor ve öyle değerlendiriliyor. Bu dumanlar öncesinde o bölgeye ya da yakınına doğrudan havan topunun ya da obüs toplarının değmesi sonucunda oluşan bir durum ama teröristler de bu dumanlarla beraber kendileri de o bölgeyi boşaltmak için siyah dumanlarla bölgeyi karartıyorlar. Bu arada tabii obüs sesleri de geliyor. Vurulan yerlerde var belli ki. Evet. Pardon. Şu anda İHA'ların ve SİHA'ların bölgeden görüntü alması engellenmeye çalışılıyor. Tahmini yine içeriden gelen bilgiler. Yaklaşık 650 tane PYD'linin içeride olduğu düşünülüyor Akif şu an. Şu anda Tel Abyad'da. Evet. Mi? 650 tane PYD militanının içeride olduğunu değerlendiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir Ablahar, buyurun devam edin lütfen. Bu arada bir ne kadar süreceğine dair bir tahmin var mı? Görüşüyor musunuz kaynaklarınızla? Buradaki durum bu aşamadan itibaren nasıl şekillenir? Şimdi Tel Abyad'ın etrafındaki bazı köylerin, özellikle batı tarafındaki bazı köylerin ele geçirildiğine dair gelen teyitli bilgiler var. Bunlarla da ilgili görüntüler var aslında. Şimdi özellikle uzak çeperlerden başlayarak silahlı kuvvetlerimizin dün gece yapmış olduğu sızma harekatlarıyla birlikte bugün sabahtan itibaren bizim Köprübaşı veya Koçbaşı olarak tanımlamış olduğumuz direnek noktaları, gözlem ve keşif noktaları, üst bölgeleri, geçiş üst bölgeleri oluşturuldu ve bunlar üzerinden de kuşatmanın tamamlanmasıyla ilgili fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı. Kolay bir iş mi? Hayır. Son derece zor bir iş. Bir diğer tarafıyla da cümleyi kurarken şuradan kurmamız lazım. Dün gece belki de harekatın en kritik psikolojik eşiğiydi. Kara harekatından dolayı. Kara harekat. Çünkü bu kara harekatının son ana kadar yapılıp yapılamayacağına dair son derece önemli etkiler söz konusu. Yani kıta Avrupası, Amerika Birleşik Devletleri, Körfez, coğrafyadaki pek çok diğer ülke, herkes Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda, yani Fırat'ın doğusundaki alanlara girmesini istemeyecek şekilde refleks ortaya koydu. Çok büyük, birbirleriyle normalde düşmanlık üreten, çatışma üreten devletler dahi Türkiye'nin karşısına geçecek şekilde bir refleks üretmeye başladılar. Herkesin üzerinde mutabık olduğu tek konu Türkiye'nin terör örgütüne karşı yaptığı bu operasyonda. Yani bu biraz sakin olun mesajı herhalde. Bu aslında bizim onlarca yıldır karşı karşıya kalmış olduğumuz kimi zaman doğrusal ama çoğu zaman asimetrik ve örtülü olarak icra edilen Türkiye karşıtı siyaset ve stratejilerin aleni olması, deşifre olmasıdır aslında. Yani İsrail'de karşı, İran'da karşı. Evet. Arap Birliği, Suudi Arabistan'da karşı, Mısır'da, işte baktığımız zaman Avrupa'da karşı, Amerika'da karşı. Herhalde bir Rusya'dan böyle anlıyoruz gibi şimdilik bir mesaj yani var. Yani Rusya bence şu an son derece akıllı. Sanki benim akıllı. Yani en son kurmuş olduğu cümlede çok ilginç. Biz
hem bir taraftan rejimle YPG PKK'nın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hem de bir taraftan Türkiye ile rejimin görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu teşvik ediyoruz tarzında kurmuş olduğu cümleler var. Yani aslında General Gerasimov, yani Rus Genelkurmay Başkanı, bence bu vekaletler savaşında ki en yetkili akıllardan bir tanesi. Yani çok eksenli, çok katmanlı vekaletler savaşının gereğini en iyi yapanlardan bir tanesi olarak kendisini göstermiş durumda. Ve bunda da kararlılığından hiç vazgeçmiyor. Çıkan her fırsatı Rusya bir şekilde kendi menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde kullanmaya çalıştığına dair çok temel ispat denklemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani burada dün gece başlayan kara harekatı, bakın hava harekatı kendi içerisinde son derece önemliydi. Bu arada bir anons var. Duyabiliyor muyuz anonsu? Çok özür dilerim. Böldüm Sayın Abdullah. Unutmayın lütfen kaldırın seni. Anonsu verelim. İzleyicilerimiz duyabildiler mi bilmiyorum ama Çetin Aş. Akif, tüm Akçakale aslında dün yapılan anonslarda sadece sınır hattında, yani bizim şu an bulunduğumuz bölgedeki ailelerin içeri girmeleri ve toplu halde dolaşmamaları istenmişti. Bugün yapılan anonslarda tüm Akçakale halkının evlerine çekilmesi ve kesinlikle dışarı çıkmaması isteniyor. Böyle bir anons arka arkaya yapıldı. Demek yer vuruldu şu an Akçakale'de. Risk, evet. Hemen arka tarafta arkadaşlar şu an eğer alabilirlerse. Akçakale'de bir yer vuruldu. Kameraman arkadaşım Hakan'a rica edeceğim. En müsait o. Çünkü onun kamerası. Alabiliyor mu? Caminin yanındaki bir bina. Evet. Bana gelen bilgiler de içeride bir tane PYD'nin Suriye ordusuna ait elinden alınmış menşeli bir tankla Akçakale'nin içerisinde atış yaptığı yönünde. Yani bu da aslında Suriye rejiminin ve Amerikan silahlarının yeri geldiği zaman nerede nasıl kullanıldığını aslında bizlere gösteren bir durum. Şu an Akçakale'nin içerisine kameraman arkadaşım alabiliyor mu? Şu an ekrana yansıyor mu Akif? Ben göremiyorum ama. Şu an Akçakale'nin içerisine isabet etmiş bir şu anda ekranda havan topu var. Şu an arkadaşlar, evet. Caminin hemen yanında bir havan atışı oldu. Şu an ekranlardaki görüntü Akçakale'nin içerisine isabet etmiş. Tam göbeğinde bir yer hatta Akçakale'nin. Evet, çok yakın bir nokta. Bize de çok yakın bir noktada. Abdullah Ağar, buyurun lütfen siz devam edin. Şimdi dün akşam silahlı kuvvetlerimizin İlk defa bütün karşı karşıya kaldığı psikolojik baskıya ve engellemelere ve uluslararası küresel dirence rağmen kara harekatına başlaması ve sızmaları gerçekleştirmesi bence son derece önemli bir direnç eşiğinin kırılmasıdır ve belki de harekatın en kritik safhasıdır. Çünkü Türk askeri bir yeri postalıyla çiğnemeye başladığı andan itibaren bir kere oraya kendi ruhunda sahiplenir. Çok özür dilerim. Son dakika bir bilgi vereceğiz. Şu anda Akçakale'ye isabet eden maalesef saldırılar sonucunda 17 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız yaralı. Bunlar içerisinde ağır olanlar da var. Maalesef Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü binalarına ve bahçelerine de karşı taraftan atılan havan topu isabet etmiş durumda. Bir petrole yapılan bir havan topu atışı var karşı taraftan. Petrol tesisi muhtemelen orası petrol tesisi. Bir kez daha söyleyelim, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hemen yanında da bir okul varmış. Allah muhafaza etmiş çocuklarımızı. Okullar tatil edildi. Çocuklar 2 gündür tatil olduğu için gitmemişlerdi. Kaymakamlık binasına, Akçakale'nin tam ortasında şehrin merkezinde bir bina, Akçakale Kaymakamlığı'nın da bahçesine 3 tane havan topu düştüğü gelen bilgiler arasında. 17 tane vatandaşımız yaralı. Bunlar içerisinde ağır olanlar da var. Onları da aktarmış olalım. Abdullah, kusura bakma, sözünü kestim. Acil olduğu için acil şifalar dileyelim vatandaşlarımıza.
Biraz kızışıyor. Biz buradan da söyleyelim. Özellikle sınıra sıfır noktadaki bu tür meskun mahallelerde ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın son derece dikkatli olması bundan sonraki süreçte çok önemli. Onların can güvenlikleri her şeyin ötesinde, her şeyin önünde. O yüzden lütfen sınırın hemen ötesinde çok sert bir mücadelenin yaşanabileceği ve yapılan bombardımanlardan da kendisini hissettiren boyutları YPG PKK'nın Türkiye'den intikam almak adına veya bu coğrafyada bir istikrarsızlık üretmek adına, kırılganlık üretmek adına ve bir psikoloji adına insanlık dışı eylemler, suçlar işleyecek şekilde bir ihtiras üreteceğini öngörmemiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Bu anlamda gerek kendimizin gerek ailelerimizin güvenliği son derece önemli. Lütfen vatandaşlarımız çok dikkat etsinler. Çünkü gerek rejimin gerekse kendi tedarik kaynaklarının elde etmiş olduğu ağır silahlarla beraber buralarda etki üretmeye dair ispatları dünden itibaren görmeye başladık. Sadece burada değil, aynı zamanda diğer meskun mahallelerde, yani Aynel Araba, Tel Abyad'a, Resulayn'a, Kamışlı'ya, Derbesiye'ye yakın olan her yerdeki meskun mahallelerle ilgili bu tür risk fotoğrafları var. Lütfen dikkatli olalım. Öte tarafıyla konumuza dönmemiz gerekirse açıkçası Mehmetçiğin postalıyla çiğnemeye başladığı arazi, coğrafyayı bir kere benimsediğini ve bu benimsemeyle beraber endişelerin ve kaygılarının, yani harekattan kaynaklı endişe ve kaygıların ortadan kalktığını ifade etmemiz gerekir. Yani dün gece ben de mümkün olduğu kadar yapmış oldukları hareketleri takip etmeye çalıştım. Ve açıkçası buradan şunu söylemek gerek. Mehmetçik bir sızma harekatıyla ve önden kendisi giderek alandaki riskleri, yani daha sonrasında kendisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimiz adına yapılacak mücadelenin diğer gelen dinamiklerini daha istikrarlı ve daha etkili ve daha güvenli yüksek bir şekilde devam ettirmek amacıyla dün sızmaları yaptı ve bizim Köprübaşı veya Koçbaşı diye tanımlamış olduğumuz noktalarda birinci kadem hedeflerine ulaştı. Bir diğer tarafıyla da özellikle Tel Abyad gibi, Resulayn gibi bölgelerdeki yapılacak meskun mahal harekatları için, hazırlıkları için bunlarla ilgili bir kuşatma harekatı icra etmeye başladılar. Bir diğer tarafıyla da derine inen birliklerimiz var. Yani bunlarla ilgili Çetin'lerin elinde de bilgiler var, benim elimde de bilgiler var. Ama bunları harekatın gizliliği açısından paylaşmayacağız, söylemeyeceğiz ama şu an çok net bir şekilde oldukça ciddi anlamda derine inen birliklerimiz var. Yani ve bu derinlik, yani biraz önce Çetin'lerin söylemiş olduğu emsal muharebelerdeki 500 metrelerin çok 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 üstünde. Yani bu anlamda silahlı kuvvetlerimiz yapmış olduğu harekat planlı hedeflere erişme noktasında son derece iyi gidiyor. Bir diğer tarafıyla da şunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir harekatın en hassas ve en dış etkiye açık boyutu sızma boyutudur. Ve siz burada sizi bekleyen, size karşı hazırlık üretmiş, size karşı tahkimat üretmiş, engel üretmiş, tuzak üretmiş ve pusular üretmiş bir terör örgütüne karşı çok farklı mihverlerde ve istikametlerde son derece riskli, ayağınızı basmamış olduğunuz topraklarda bir sızma harekatı icra ediyorsunuz. Bu harekatlarda hiçbir şekilde zayiatın verilmemiş olması bana sorarsanız son derece büyük bir başarıdır. Çünkü YPG PKK şu ana kadar ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtiraslarda Türkiye'nin bu topraklara giremeyeceğine dair bir cümle kurdu ve hep şunu söyledi: biz sınıra sürekli takviye yapıyoruz. İşte aynı İsa'dan, diğer Rakka'dan, Deryazur'dan, diğer yuvalanmış olduğu alanlar hepsinden içeri doğru geldikleri, sınıra doğru geldikleri doğru sürekli cümleler kurdu, iddia cümle kurdular. Ama şu an Türk askeri içeride. Ve şu an Türk askeri onların yuvalandıkları bütün alanların ensesinde tabiri caizse. Şimdi bununla ilgili risk faktörleri bundan sonra çok daha farklı parametrelerle beraber kendisini göstermeye başlayacak. Çünkü YPG PKK bu noktada şöyle. Bakın hep en başından bir ifade etmeye çalışıyoruz. Burada bir hibrit mücadele yaşanacak. Yani şimdi içerisinde meskun mahallelerle mücadele.
konvansiyonel harbin bir terör örgütü tarafından uygulanması ve terör örgütünün şu ana kadar kendisi uygulanmış olduğu terör eylem ve taktikleri. Bir diğer tarafıyla da kendisini göstermeye başladı. İşte dronelar gibi, patlayıcılar gibi, buradaki iç savaşları özgü, buradaki kaosu özgü materyallerin YPG-PKK tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarına karşı, ÖSO unsurlarına karşı güçlü bir şekilde, etkili bir şekilde kullanma eğilim içerisinde olduğu gözüküyor. Şimdi burada açıkçası son derece karmaşık ve son derece riskli bir takım mücadelelere karşı karşıya kalabileceğimizi öngörmemiz evet. gerek. Ama öte tarafıyla da şunu söylememiz gerek. YPG-PKK'nın moral motivasyonu son derece bozuk. Ve yani ortaya koymuş olduğu reflekslerde, yani örneğin şuradaki yapmış olduğu atışlarda hep şunu görürüz. YPG-PKK Türkiye'den çok korkuyor. Korktuğu için normalde kendisi adına yapmaması gereken eylemler yapıyor. Çünkü burada doğrudan doğru YPG-PKK sivil unsurlara saldırıyor. Sivil unsurlara saldırması karşıdaki örgütün haleti ruhiyesiyle ve kimyasıyla ilgili, psikolojisiyle ilgili çok önemli işaretler var. Küresel varmış. Anlamda da herhalde bir karşılığı, bir manası eğer gerçekten bakmak istiyorlarsa, görmek isterlerse olacak. Sivillerin olduğu yere bir atış ve 17... Ama daha operasyon var. Başlamadan bir sürü fake fotoğraf, sahte fotoğraf evet, üretip siviller ölüyor demeye devam ettiler. Şimdi konuğumuz var. Konuğumuzla devam edeceğiz Çetin Erçetin. Ama kısa bir ara vermem gerekiyor. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kesintisiz olarak devam edelim. Efendim sınır hattındayız. Sıfır noktasındayız. Kısa bir aradan sonra buradan yayınlarımıza devam edeceğiz. Mehmetçik Fırat'ın doğusunda ilerliyor. Barış Pınarı harekatı adım adım sürüyor. Türkiye ve dünya harekatın başladığını Habertürk'ten öğrendi. Operasyon başladı ve Sülayin bölgesinde ilk müdahale başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askeri havadan ve karadan operasyonunu başlattı. Muzaffer olsunlar inşallah diyelim. Kara birliklerinin 3 koldan girişini de önce Habertürk dünyaya duyurdu. 3 noktadan Türk askeri Mehmetçik Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Yani kara harekatı da başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 ayrı noktadan sınırın öbür tarafına geçmeye başladılar. Barış Pınarı Harekatı'nın arka planı, yansımaları ve analizleri sahadan canlı yayınlarla gün boyu Habertürk'te. Efendim şimdi manşetin ilk dilimini noktalayacağız. Saatlerimiz 14.53. Habertürk ekranlarında kalın. Zira sınır bölgesindeyiz. Sıcağı sıcağına size yaşananları aktarıyoruz. Hemen saat başında Abdulaziz Temmo konuğumuz olacak. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı. Az önce de aktarmıştım. Abisi Michel Temmo 2011 yılında bir suikast sonucu PKK tarafından Suriye'de yine Suriye'nin kuzey bölgesinde öldürülmüş önemli bir Kürt siyasetçiydi. Ne olduğunu ne bittiğini aslında hani hep söyledikleri bir şey vardı ya, Türkiye Kürtlerle mi savaşıyor? Türkiye sadece terör örgütüyle, PKK ile savaşıyor belki de cümlesinin en önemli tezahürlerinden bir tanesiyle konuşacağız. Bu meselelerin ne olduğunu ne bittiğini. Çetin Erçetin, Abdullah Ağar konuklarım saat başında buluşmak dileğiyle birazdan. Hoşçakalınız. Tekrar merhabalar Habertürk ekranlarından, saatlerimiz 15. Ben Mehmet Akif Ersoy, manşetin ikinci dilimiyle karşınızdayız Suriye sınır noktasından. Bu arada kameraman arkadaşlarıma söyleyeceğim, hemen arka tarafımız Akçakale yine vuruldu. Bir havan mermisi daha düştü hemen arka tarafa. Manzarayı görüyorsunuz, bu manzara Tel Abyad'ın manzarası. Lastikler yakılıyor şu anda yer yer. Yine obüslerle ve hava saldırılarıyla terör örgütünün bulunduğu hedefleri vuruyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Akçakale'de sürekli anonslar var. O anonslarda da insanlara özellikle evlerinden çıkmamaları konusunda, güvenlik tedbirlerini almaları konusunda ikaz ediliyorlar. Sokaklarda çok fazla kimse kalmadı desek yeridir. Özellikle sınır hattı tamamen boşaltılmaya
çalışılıyor. Bir yandan yaralananlar var. Bu havan saldırılarında farklı bölgelere roket atışları da gerçekleştirildi. Manzara arka tarafta Tel Aviv manzarası dedik. Hem saldırılar hem de terör örgütü insansız hava araçları görüntü almasın diye lastik yakıyor pek çok yerde. Konuğumuz var Abdülaziz Temmo bizlerle birlikte. Çok kısa önce Abdullah Ağar'a şunu sorayım. Bu bir işe yarar mı? SİHA'lar şu anda görüntü alabiliyor mudur? İHA'lar görüntü alabiliyor mudur? Ya da bir süre daha devam ederse alamazlar mı? Onu söyleyin, ondan sonra hemen konuma şimdi döneyim. Şimdi bu kirlilik bir süre devam edecek. Ama daha sonrasında bu kirlilikten istifade edemeyecekler. Yani şu an belki yapmakta oldukları sızma veya kaçma hareketlerini örtmek için bunları yapıyor olabilirler. Böyle bir yorumum var. Bir diğer tarafıyla da sürekli devam ettirebilecekleri bir şey değil, etki değil bu. Öte tarafıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef tespit ve işaretleme sistemleri evet belli bir ölçüde etkilenebilir ama tamamıyla körleneceği gibi bir anlam çıkmaz. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Zaten şu an bir şekilde topçu atışları devam ediyor. Bir diğer tarafıyla da şu cümleyi kurmak gerek Mehmet Akif. Şu an ısınmakta olduğunu görüyoruz. Isınıyor. Evet, şu anda ekranlarınıza Akçakale'ye düşen havan ya da roketin görüntüsü geliyor. Bir yandan sıklaşmaya da başladı patlama sesleri. Dolayısıyla biraz daha bölge ısındı desek yeridir. Çetin Er, hemen sözü sana ve konuğuna bırakalım. Akif, misafirimiz önemli bir isim. Suriye Kürt Rabıtası, Bağımsız Kürt Rabıtası'nın başkanı. Kürtçe adıyla Komanda Karker'in Suriye'ye... Kürden Suriye. Suriye'nin Serbuk'u. Şimdi tabii kendisi aynı zamanda Kürt siyasetinin önemli ve önemli bir isminin bireylerinden geliyor. Buraya mı ateş açıyorlar? Buraya da ateş. Evet. Bitirelim mi diyorsunuz? Biz yayını... Tedbir. Tedbir almak zorundayız. İçerik gerek kask meselesine hava sıcaklığına rağmen girmek herhalde gerekecek gibi görünüyor. Şu anda artık ısınmaya başladı bölge. Evet. Keskin nişancı atışları yapılmaya başlandı. Bizi etkileyeceği gözüküyor. Şaklamalar çok yakın. Yayını bir süre dilerseniz bir süre ara verelim. Evet. Bir pozisyon değişikliği yapmamız gerekip gerekmediğini değerlendirelim. Çünkü bir keskin nişancı atışı ki bu riskli bir durum. Bunu söylemiştik daha önce de. Şu anda pek çok arkadaş burada gerildi. Evet. Bizi de uyarıyorlar şu anda. Evet. Buraya mı atılıyor? Mehmetçik Fırat'ın doğusunda ilerliyor. Barış Pınarı harekatı adım adım sürüyor. Türkiye ve dünya harekatın başladığını Habertürk'ten öğrendi. Operasyon başladı ve Sulayin bölgesinde ilk müdahale başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askeri havadan ve karadan operasyonunu başlattı. Muzaffer olsunlar inşallah diyelim. Kara birliklerinin 3 koldan girişini de önce Habertürk dünyaya duyurdu. 3 noktadan Türk askeri Mehmetçik Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Yani kara harekatı da başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 ayrı noktadan sınırın öbür tarafına geçmeye başladılar. Barış Pınarı Harekatı'nın arka planı, yansımaları ve analizleri sahadan canlı yayınlarla gün boyu Habertürk'te. Efendim tekrar merhabalar. Habertürk ekranlarından sınır hattındayız. Az önce yayınımızı kısa bir süre kesmek durumunda kaldık. Zira önce bulunduğumuz yere çok yakın bir mesafe, hemen arka tarafa bir havan mermisi atıldı. Akabinde daha önce temel endişelerimizden bir tanesiydi. Buralar genel itibariyle boşaltıldı, sınır hatları. Keskin nişancı atışları gerçekleştirildi. Tam da bulunduğumuz bölgeye gerçekleştirildi. O nedenle bir miktar daha güvenli olduğunu değerlendirdiğimiz bir noktaya geldik. Ne yaşadık, ne oldu, ne bitti? Biraz onu sizlerle konuşarak başlayalım. İyiyiz, önce onu söyleyelim. Ama
hem operasyon devam ediyor hem de yeni sıcak gelişmeler, sıcak haberler var. Onları da birazdan Çetin Erçetin ve Abdullah Ağar sizlerle konuşacak. Abdullah Ağar, Çetin Erçetin, Abdülaziz Temmo konuklarım. Abdülaziz Temmo ile önemli bir meseleyi konuşmak üzereyken zamanlaması da çok manidardı. Çünkü kendisi Suriye Kürt Rabıtası Başkanı aynı zamanda ve abisi 2011 yılında PYD PKK terör örgütü tarafından bir suikaste öldürülmüştü. Önemli siyasi liderlerden bir tanesiydi. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi hareketinin önemli liderlerinden bir tanesiydi. Tam kendisiyle yayına başlayacağımız sırada taciz edildik. Hemen ne yaşadıkla başlayalım Abdullah Ağar. Hem tecrübeli bir isimsiniz. Keskin nişancı olduğunu ilk siz söylediniz herhalde, değil mi? Şimdi aslında ilginç bir durumda karşı karşıya kaldık. Dün buradan sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya bir yayın yaptık biz ve açıkçası herkes Habertürk'ün ekranlarından Tel Aviv'deki gelişmeleri birebir bütün Tel Aviv'i göğüsleyen bir alandan yapılan yayın üzerinden, yani Habertürk'ün yayın üzerinden izledi. Hatta biz kendi aramızda yapmış olduğumuz konuşmalarda acaba hedef alınır mıyız gibi bir takım değerlendirmeler de yaptık. Dün bir emare yoktu. Dün Tel Aviv tarafında bir sessizlik vardı ama bugün açıkçası sizin de yayına başladığımız hemen en başlarda, hatta yayında da arkadaşlar verebilirlerse o anları, bir havan mermisi düştü. Kameraman arkadaşım gösterebilirse hemen kamerayı çevirip, hemen şu arkamızdaki gözüken Türk bayrağı asılı binanın ön tarafına düştü havan mermisi ki evet, havan gibi yani bölgesel hedeflere atış yapan üst açı grubuyla atış yapan bir silah için bu derece yakınlık son derece manidardı. Yani biz ama o yayının sıcaklığı kaç metre? 50 metre. Var mı yani 50 metre? Yok bile. 50 ila 100 metre arasında bir mesafe. Var mı 100 metre orası? Hakik, yani metre. Buradan hani yürümek istesem bir dakika sürmeyecek. Ya bir dakika değil, yarım dakika bile sürmeyecek bir mesafe. Sadece aramızda bir bina var. Aramızda bir bina var. Yani evet. Bir bina ve bir yol var aramızda. Ve o binanın önüne düştü. Şimdi biz tabii ondan sonra tabii yayın heyecanlı, arka tarafta sürekli patlamalar oluyor, yani hava akınları oluyor, topçu atışları oluyor. Şimdi bunun üzerine tekrar bizim tarafta havan atışları başladı. Yani havan etkisi ortaya koymaya başladı YPG PKK'nın. Onlar tabii onları görmeye ve onları değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte o anların bir tanesinde keskin nişancı tüfeği olduğunu, benim geçmişteki mücadele alanlarından öğrenmiş olduğum tecrübeyle hemen hissettik. Yani onu da ekranlara yansıdı zaten. İkincisi de gelince dedik ki hemen keselim. Çünkü doğrudan doğru hedef alınıyoruz. Şimdi yani bu Habertürk'ün, genelde Habertürk'ün yapmış olduğu yayından YPG PKK'nın duymuş olduğu genel bir rahatsızlığa tekabül eder. Bir diğer tarafıyla da yani belli ki Çetiner'le benle ilgili geçmişte kurmuş oldukları çok tehlikeli cümleler var bizim ismimize yönelik. Muhtemelen dünden beri burada yayın yapıyoruz. Buna bağlı bir etki de olabilir. Şimdi siz tabii saygıdeğer konumuza bağladınız ama hani ben o noktada bir çekincemi ifade etmek durumundayım. Çünkü saygıdeğer konumuzu biz anons etmemiştik. Yani anlık gelişen bir olaydı ve anlık gelişen olayda o konunun onunla ilgili olmasını ben hani bağlantıyı zor kuruyorum. Ama bağlantı açısından bakıldığında bizim Habertürk'ün yapmış olduğu yayınlardan ciddi anlamda bir rahatsızlık var genelde belli ki. Bir diğer tarafıyla da gerek benim gerek Çetinler'in YPG PKK'nın kendi sitelerinde veya kendi argümanlarındaki metinlerindeki yerimiz özel olarak hedef seçilmemizle ilgili de çok kuvvetli bir emare içerisinde barındırıyor. Geçmiş olsun diyelim efendim. Sağ olun, ekibimize de. Yani şunu da söyleyeyim. Yani biz yayını aynı yerden yapmaya devam ediyoruz. Yani hani yer değiştirmedik. Söylemeseydiniz. Yok. Hani şunun için söylüyorum. Biz kaderci değiliz. Biz kadere inanırız ama kaderci değiliz. Biz merminin ve şaraplinin içerisinde yaşarız. Ama mermiye ve şaraplinin başımızı uzatmayız. Yani orada başımızı uzatmamıza dair yeni bir durum geliştiği için yeni bir pozisyon aldık ama aynı yerden yanımıza devam ediyoruz. Yani korktular, kaçtılar demesinler diye hala yerimizdeyiz. Yani buradan yayınmaya devam edeceğiz. Yok demezler herhalde. Onlar neler derler. Habertürk ekibi, hakikaten bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz yerimizdeyiz. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Onlar rahatsız olsalar da... Şu an Akçakale'ye düşen bir yine havan görüntüsü var ekranda. Bu arada arkadaşlarımız, evet, kameraman arkadaşlarımız, yönetmen arkadaşımız Alper çok ciddi bir emek var. Onlar da hala tüm bu risklere rağmen görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorlar bu noktadan. Yalnız Çetinlerin kulaklığı çıkartması tabii. Yani
şeyin Habertürk'ün ekipmanından malzemesi sahip çıkmasında çok takdir etmek gerekiyor ya. Yani. Kaç tane havan düştü şu ana kadar? Akif 40 havan. Şu ana kadar 40 havan. 41. Bununla beraber 41 oldu. 41 havan düşmüş oldu. Şimdi bizim kesinleşmiş. Maalesef kesinleşmiş olarak, yani resmi olarak çeşitli rakamlar söyleniyor ama kesinleşmiş olarak elimize ilk ulaşan 10 aylık bir bebeğin yani hayatını kaybetti. Yani biz 8 ile şey, ben resmi makamlarla konuştum. Ne yazık ki 1 veya 2 şehidimiz var. Evet. Sivil ve 30 civarında da yaramız var. 30 yaralı, 30 yaralımız var. Sivil şehidimiz. 1 veya 2 sivil şehidimiz var. Bu yaralılar içerisinde de durumu ağır olanlar da var, Akif, onu da söyleyelim. Evet. Şunu ifade edelim, insanlık bir kez daha düşmanı örgüt bir kez daha ne kadar insanlık dışı bir örgüt olduğunu gösterdi. Bir başka benim bununla ilgili bir değerlendirmem var. Normalde YPG PKK bu tür sivil hedeflere saldırmaz. Çok canı yandığı zaman saldırır. Çok korktuğu zaman saldırır. İntikam hırsıyla, ihtiraslarla yanıp tutuştuğu zaman bu tür saldırıları yapar. Yani bu çok aslında PKK'nın kimyasında aslında açıkça gösteriyor. Çok yoğun hava atıyorlar. Bu arada Milli Savunma Bakanı'ndan da bir açıklama vardı az önce. Hulusi Akar dedi ki terör örgütü kendisi okullara, hastanelere girip burada da evet, sivilleri, Akçakaya'da sivilleri hedef alıyor, vuruyor. Biz de zaten canlı yayınla ekranlarınıza getirdik çokça defa sivil yerleşim bölgelerine isabet eden o havan mermilerini, roketleri. Maalesef yaralı vatandaşlarımız var, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Tam da yayına başlayacağımız süreçte. Lütfen artık sözü Çetin Erçetin konuğumuzu bir hayli da, uzun süre bekletti. Genel Sivcin'den Minisbel'in Tızlar çok hakikaten uzun süredir beklettik. Kendisinde çok yoğun bir programı vardı. Teşekkür ediyoruz katkı sağlayacağınız için. Çünkü söyleyeceğiniz şeyler çok çok önemli. Tabii Akif, bu röportajı biraz Türkçe biraz Arapça yapacağız ya da Türkçe de yapabiliriz. Tercümelerini Türkçe yaparız. Yapalım. Türkçe. Bu da Türkçe, Türkiye'deki televizyonlarda aslında bir Habertürk farkıyla ortaya çıkmış. Kendisi bir Kürt siyasi evet, lider. Ben bölgede, özellikle Abdülaziz Temo ile ilgili, sen demin yayınlarda söyledin, önemli bir siyasi aileden geliyor. Önemli bir siyasi şahsiyet ve şu an Suriye'deki en önemli Kürt siyasi hareketinin de lideri konumunda. Sen de bir herhatin bu programı yemedim. Esra, bu duruma esela talebiyat Resulen Çane despekede espasyalat kan espasya haber Türk'ten bu hırtın bu amiru ve ahirden bile ve avayın rastı zamanak direş darbas bu zamanak direş darbas bu milletin adını zimuzuriye deyi zimuzuriye ve pekakaya peke e-terror haş sal kadiyan komkuzi kırın, siyaset medarı ima kuştun, tevgara siyasi imha kırın dündürü bülge kurdi herhangi kurdi. Döhni Saruk Komar. Bir dakika Seydam. Öncelikle Sayın Abdülaziz Temo kanalımıza teşekkür ediyor. Böyle bir fırsatın verilmiş olmasından ve ekranda olmaktan dolayı, kendisinin kendilerinin anlatmalarına bir fırsat verilmesinden dolayı teşekkür ediyor. 7 yıldır PKK'nın bölgede göstermiş olduğu faaliyetler neticesinde siyasi olarak çok ciddi bedeller, ağır bedeller ödediklerini ifade ediyor ve buna bağlı olarak da kendi siyasi çevrelerinden de insanların öldürüldüğünü ve bölgenin bu geçen süre içerisinde PKK nedeniyle çok ciddi zarar gördüğünün altını çiziyor. Duhani Saruk Komar Barez Erdoğan Alankir bu kavata silah kavata silah askeri Türkiye ve leşkeri Müslümanı Suri hazır yahu kerim Sersimler Türkiye Suriye'de Jibog Haramaki Evli Tündre Suriye'de çekmek yara. Biz diyor tabii dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Türk askerinin ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye toprakları içerisinde bu bölgede operasyon yaptığını duyduk ve şu anda bunun memnuniyetini duyuyoruz. Hakikaten Saruk Erdoğan El Ankar bir yara kvada Goma Despekeli Kanya Aşti operasyona kan ya aşitti. Ev operasyona kan ya aşitti ve harami aram brasti av da khaziya meydi. Da khaziya hepsi millet, yani tam milleti Suri diye. Yani am Kurdi Suri, Arab ev harami ya harki ev halki dündüre bir harami de ya ciyan de ben av da khaziya van. Av da
هناك وضعيت احتمالي سوري جرمك آرام سيف. Tabii burada aslında Mehmet Akif güzel bir tabir de duymuş olduk. Kanya açtı. Yani Barış Pınarı. Kürtçe'de de aslında bu operasyonun adı netleşmiş oldu böylelikle. Barış Pınarı operasyonu Sayın Abdülaziz Temo bizzat kendilerinin de temenni ettiklerini, sadece kendilerinin değil bölgedeki diğer Arap şirketlerinin de amacımız ve isteğimiz de bu yöndeydi. Bunun gerçekleşmiş olmasını görmek de bizim için ciddi bir pozisyon, ciddi bir durum ve biz bu süreci destekliyoruz. Hem komandör Kurdeser Buhayi Suri'de hem mübarek deken ev operasyona kanya aşeti hem dibeyecin Türkiye Suriye'ye yok mu? Yani bunu heyvetinmeyi, Türkiye bunu heyvetinmeyi milleti Suri Kurd Arap bunu heyvetinmeyi bunu heyvetsin ebi PKK'yi yapakeyi Afgan ve terör egiştin yandıken ve hali. Biz diyor burada Türkiye'de aksine dışarıda yapılan suçlamaların tam aksine biz Türkiye'de hiçbir suç, hiçbir kabahat görmüyoruz. Türkiye bu sürecin bir suçlusu, bir tarafı, kabahatli tarafı değil. Ne Araplar, ne Kürtler, ne diğer kavimler böyle bir suçlamayla bulunmuyor. Bu sürecin suçlusu direkt doğrudan PKK'dır ve bu bölgeyi bu hale getirdiği için bunun temel sorumluluğu da onun bir ortaya koyduğu sonuçlar silsilesidir. Ama bizim حسنا وفرد هذا بكك ويبقى أو جروبين ترور أم بري كردي سوري بري ملتي بهرميد زيان دبن بري واند بيت تشمينة وأنقراي أبيا دروك نزنة أبيا درو أو بروبوغن دك بكك تخوازي ملتي كردي سوري بك زنجي آتشا خوا زنجي شر خوا أم دبيجن أنقرا ندش من يمي أنقرا دوست يمي مرفي مرفي من Abdülaziz Temo'nun dikkat çektiği çok önemli bir başka noktada 7 yıldır PKK bölge halkını, bölgede yaşayan insanları Ankara'yı düşman olarak göstermiş olması ve bütün halka kapıları açarken, pencereleri açarken adeta Ankara'yı bir düşman profili içerisinde tanımlaması yanlış bir şeydi. Biz Kürt rabıtası olarak, Kürtler olarak Ankara'yı bir düşman olarak görmüyoruz. Ankara bizim dostumuzdur. Düşman olarak eğer olduğu baskıdır. Buna sessiz kalmayacaktık. Ama biz Ankara'yı bir dost olarak görüyoruz. Türkiye Kürtlerle savaşıyor meselesini uluslararası kamuoyunda, özellikle medyada çok ciddi şekilde ifade eden, kışkırtan çok fazla açıklama var. Liderler düzeyinde bile zaman zaman karşılaştık. Kendisi Suriye'de yaşayan, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan bir Kürt siyasi lider. Biraz geçmişten de bugüne, oradaki Kürt siyasi hareketlere dair birkaç nokta. Bu arada şunu da sorayım. Türkçesi eğer yeterli olmuşsa biraz Türkçe de alabiliriz. Yani biz Kürtçe olması burada sembolik olarak da önemli. Kürt vatandaşlarımız açısından da önemli. Sizin söyleyeceğiniz şeyler kıymetli. Türkçesi yeterliyse Türkçe de devam edebilir. Ama çevirmek istersen çevirebiliriz. Tamam abi, tena gezi Kürtçe de ne kadar Türkçe bir şey. Eğer zorlanırsam diyor Türkçe de söyleyeceğim, Kürtçe de söyleyeceğim. Tamam peki. Bizim için biraz buna dair belki birkaç şey sormam lazım. Mehmet Akif, soru ki بجتن حمي جيهاني دا نهال ميديا دا خبرية بلاد كان سر اودي تركيا الشهر يجل كردان كت او شهر كرد تركانا ان شهر ترور تركانا او مهمة بس تشتكي جد تدهاية استعلا حمي جيهاني دار و دولتي مسؤوليت وان سر موزي او قصد كت بجن تركيا جل كردان شهر كت او تشتكي يعني تورية كير راسيان درا از دادم باخه من فيها ويد محمد عاكف قطر قوت نامه اخذت نامه Bence Mehmet Akif'in tam söylediği nokta aslında Türkiye, dikkat çekmek istiyorum. Türkiye ne düşünmeyi? Türkiye ne düşünmeyi? Kürdi Suriye, Türkiye şeriyet Kürdi Suriye ne yapıyor? Türkiye şerriye grubak terördeki naveye pekekeye pekeye avuşu düşünmeyi. Ama Türkiye hem digeyin hevdu. Türkiye her ciran emeyi, dost emeyi ama Türkiye digeyin hevdu düşünmeyi ki av pekekeye pekeye.
biz kesinlikle bu savaşı, bu çatışmayı, bu kavgayı bir Kürt-Türk savaşı olarak görmüyoruz. Böyle bir savaşımız yok bizim. Bu savaş, bu kavga tamamen PKK terör örgütüne yönelik terörle Türkiye'nin arasında olan bir kavgadır, bir savaştır. Biz de bunun tarafıyız ve biz de bu tarafta Türkiye'nin yanındayız. Kesinlikle PKK'nın Kürtleri temsil eden bir kavga, bir siyaseti yok. Biz Türkiye'nin tarafında yer alan ve buna terörle mücadele eden taraftayız. PKK YPG temsil Kürt Surinak. PKK ve YPG kesinlikle Kürtleri temsil eden bir yapı değildir. PKK YPG şeyhin dili dakattın. Türkiye'niz, Irak'ınız, İran'ınız, Azerbaycan'ınız, Ermeniz, Avrupa'nın avana ne Kürt Surinak. Ne Kürt Surinak Türkiye av gruba terör şerri Türkiye'deki Türkiye hakkı ve hiye sigorakha netevibiki be Paris millet ekibi Paris av gruba terör amji am be kesin am Kürt-i Suriye am be kesin hatta ana hasanat hatta ana da kesek ali kariye ana kiri askeri metinle yetiştik metinleyi evan artı tevan hayi pekeke rejima Suri diduan İran diduan Amerika diduan kış ali kariye avan dikin emek kesek metinleyi ma hodi am bu Türkiye gali ma beke sbok amcı grubu terör. Burada diyor çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. PKK bir Suriye menşeli örgüt değildir. PKK bir Irak menşeli örgüt değildir. Ya da bir Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye değildir. Kendi başına hareket eden ama bu çevrelerden militan devşiren bir yapıdır. Ama Kürtleri temsil ettiği konusunda aynı fikirde değilim. Biz Suriye Kürtleri olarak şunu söyleyebiliriz. Sahipsiz bir konumdayız. Niçin sahipsiz bir konumdayız? PKK'nın her türlü silahı var. İran, rejim, Amerika, herkes bu süreç içerisinde PKK'yı silahlandırdı, destek verdi. Bunun bir sonucu olarak da Türkiye yıllardır PKK ile mücadele ediyor ve Türkiye meşru olarak bu örgütle mücadele etmek durumundaydı. Biz ise şu an sahipsiziz ama şunu çok iyi biliyoruz ki Suriye Kürtlerinin yanında da Türkiye var ve Türkiye bu mücadelede Suriye Kürtlerinin de yanında yer alacak. Suriye Milli Ordusu içerisinde mücadele eden Kürt kökenli isimlere dair de belki bir şeyler söylemek isterse, ben merak ediyorum çünkü ne yapıyorlar? Aileleri orada mı? Askeri taze ÖSO Nauteda Kurdihe Ekicene Ye ÖSO Kasade Ceşil Vatani Ceşil Vatani Ceşil Vatani Kurdihane 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 Hendikir Kurd Navandan Kürtler var, sınırlıdır ama Kürtler aileleri var. Nerede onların? Ne aileyan kişilerine? Kamışlon, Serekaniye. Baskı görüyorlar mı? Kobani, Afrin'e. Afrin'de olanlar var. Kobani'de olanlar var. Serekaniye'de olanlar var. Peki bir baskı, PYD tarafından aileleri bir baskı görüyor mu? Ya da şu anda nasıl bir süreç var? Esta, askeran, aileyanlar, PKK, sabuk ödedikken baskı... Tırnakarını, Zudu tırnakarını, aileme tırnakarını, siyaset medar tırnakarını, güçünü, bebleşkari azade, Suri karkarını, avcı aileme tırnakarını, avana keski PKK, keski emberkhan abinin, muhalife olan, darın, avu aileme, tepsi gajit kuzun. Bu diyor sadece onlarla ilgili bir durum değil diyor. Bizim diyor, bulunduğumuz coğrafyada PKK'nın kontrol etmeye çalıştığı alanlarda PKK kendisi gibi düşünmeyen, onun gibi bakmayan muhalifleri, askerleri, siyaset medarları, düşünürlerin hepsini sadece kendilerini değil ailelerini de bu süreç içerisinde çok büyük bir baskı ve zulüm altında tuttu. Zeybes tıştaki devam bakın. Rasti en kumbanda kurdiser bu hayi suyu. Tebrika kan ya açtı yedikin tebrika yedikin ben alikar ya yedikin o ak haram ya aram ak uçin vizi arda fazi yamayı en temin yedikin gaf operasyon akan ya açtı hedef ahva pek bir o aftıştı biz bu eçe bu kazan bu ki yani beglini yekşi bara grubu yeter ordu bara pekekeviye pekeci nefha kamerde mardeme adu da haramak aram çeki zbog en millete suri ekci haramiydi ama garim bacar yakva be aşitiyi be azadi amşiyan dedim. Ben diyor burada çok önemli bir noktaya daha vurgu yapmak istiyorum sizin aracılığınızla. Biz kesinlikle bu Barış Pınarı bu operasyonu hem tebrik ediyoruz hem destekliyoruz. Bu operasyona yönelik yapılacak olan sürecin inşallah çok
iyi bir şekilde sonlanmasını ve çok iyi bir şekilde sonuç alınmasını istiyoruz. Çünkü en temel hedefimiz bu operasyonun başarıyla sonuçlanması durumunda evlerimize geri döneceğiz. Bizler ailelerimize, yerimize, yurdumuza geri döneceğiz. Ve bir arada yaşayabileceğimiz bir kültürel ortamın ve kendi halklarımızla, kendi insanlarımızla bir arada yaşayabileceğimiz bir ortamın oluşmasına zemin hazırlayacağız. İşte dini heyyaz fazla mesajı ki bir şeymiş. Ehli yukarıcı, Merve yukarıcı, Aşkira yukarıcı, Kürdi yukarıcı, Arabi yukarıcı, Eydi, Herem, Eydi. Sizler aracılığıyla ben buradan Kürtlere, orada yaşayan ailelerimize, Kürt aşiretlerimize bir mesaj yollamak istiyorum. İsterseniz bu mesajı Kürtçe kendisi sesli olarak dile getirsin. Çünkü önemli bu operasyon aşamasında oradaki Kürt aşiretlerinin buradaki ben, Kürt rabıtasını... Ben Kürtçe, Arapça konuşuyorum bu mesajı. Bu mesajı Kürtçe ve Arapça verir. Geli Merve'me, geli Ehli'me döndürevi herameydi. Leşkeri Müslümanı Suri askeri Türkiye, zin askeri Türkiye, leşkeri Müslümanı Suri, o braderi yani, o aslan Suriyin, onun var Suriyin, askeri hezin askeri Türkiye, o dostu yani, merdi yani, o işi, abana hatını ve xalaskın, iş van ve terör, duri diye şerharın temas, şerharın diye nokta askeri duri ve herin, ilmala kovmayın, der nekevin bin ajende pekekiye peki. Burada evet önemli bir mesaj veriyor Sayın Abdulaziz Temo. Benim sevgili Kürt halkım, sevgili ailem, aşiretlerimiz, lütfen gelecek olan Suriye Milli Ordusu'nun ve Türk Ordusu'nun değerli bireylerinin, askerlerinin çatışma alanlarından uzak durun. Onların yaklaştığı yerlerde onları bir düşman olarak görmeyin. Ayrıca bulunduğunuz noktalarda PKK'nın ajandasına uyacak şekilde bir tavır sergilemeyin ve onların bulunduğu alanlardan uzak durmaya çalışın ve evlerinizden çıkmayın. Abana ne cümle vane, abana dosti vane, biraderi vane, dosti vane, hatını vane. Türk askerini kastederek, Türk askeri sizin düşmanınız değil, dostunuzdur, bunu çok iyi bilin. Size herhangi bir zarar vermeyecektir, sizin dostunuz olarak oraya gelecektir. Zaten bu askerlerin geliş amacı da sizin özgürlüğünüzü kazanıp sizin elinize teslim etmek olacaktır. Mali Okhabin, Dernek Evin, Haft Haysan, PKK YPG ticareti bu huyna zaruki vatken ana hundar kevin ve ticareti boji vatken 7 yıldır PKK bizim çocuklarımızın, sizin çocuklarınızın kanı üzerinden ticaret yaptı. Kesinlikle PKK'nın ajandasına uyarak evlerinizi terk etmeyin, evlerinizde kalın. Evleriniz sizin kendi yurdunuzdur, evinizdir, kesinlikle terk etmeyin. Çünkü hundar kevin ve varahine bistinin bari ticaret kuyna zaruk gelip kırın. Ana ve ticaret bugün tüm dünyanı bejin avana çandır lazım, kuarınç var lazım. Ve dize ticaret akne bu bugün ve dize para sebep biştiğin. Kesinlikle evlerinizi tekrar ediyorum terk etmeyin. Zira bu bizim için çok önemli. Orası sizin yurdunuz. Zira burada önemli olan nokta daha düne kadar bizim çocuklarımızın kanı üzerinden ticaret yapanlar şimdi sizleri rehin alıp sizler üzerinden dünya pazarlarında, dünya diplomasisinde İşte insanları aç bıraktınız, bombaladınız, siviller ortada kaldı, ticareti yapacak. Bu bir siyaset değil, bu bir ticarettir. Buna meyilli olmayın, buna zemin hazırlamayın. Ben Arapça şimdi onlar aynı, siz mesaj gönderiyorsunuz, tamam mı? Şimdi buradan fazla Arap var, Kürt ağzımız bu bölgede. El-Ahva fi Şarkı Fırat. الجيش الوطني والجيش التركي الجيش الوطني هو أخ لكم هم أبناءكم أبناء سوريا والجيش التركي هم صديقهم أصدقاء لكم هؤلاء سوريا Milli Ordusu sizin kardeşleriniz, sizin çocuklarınız, sizin evlatlarınız. Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri de onların kardeşleri, onların destekçileri. هم قادمون لإنقاذكم وطرد منظمة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي من دياركم وتأمين العيش بحرية وسلامة لكم في منطقتكم. Onlar sizi özgürce ve barış içerisinde yaşamanız için şu anda bir harekat içerisindeler ve bölgesi PKK terör örgütünden, onun baskılarından sizi kurtarmak için bir operasyon gerçekleştiriyorlar. ابتعدوا عن أماكن تواجد هؤلاء الإرهابيين.
Bu teröristlerin bulunduğu yerlerden uzak durun. Evlerinizde kalmaya özen gösterin. Evlerinizi terk etmeyin. PKK-PYD terör örgütü 8 senedir evlatlarınızın kanıyla ticaret yapıyor. Onların kanlarını dolarlarla satıyor. Koalisyona ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sattı evlatlarınızı. Eğer evlerinizi şu anda terk ederseniz sizi ويتاجر بكم لدى الأمم المتحدة وبتجارة من نوع آخر. كullanacak farklı bir ticaret olacak. أتمنى أن تلتزموا منازلكم وتقدموا كل المساعدة للجيش التركي والجيش الوطني. Evlerinizde kalmaya özen gösterin ve her türlü yardımı Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine her türlü desteği verin. Bu size çağrımdır diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şükran cezilen. Bir benden bir teşekkür var. İki gün bitmiş, biz Türkiye Silah Kuvvetleri ve Suriye ordusu, biz onlara çok teşekkür ederiz. Şimdi kadar da bir kişi sivil yaralanmadı, bir kişi sivil öldürmedi, bir kişi bilmiyorum, sen anlattın mı? Efendim Ali, kelime Arabiyiz. Kelime Arabiyiz. Türk ordusuna çok teşekkür ediyoruz. 24 saat içerisinde, geçen 24 saat içerisinde tek bir sivil hayatını kaybettiğine dair haber, tek bir sivilin evinin yıkıldığına operasyon sırasında dair bir haber duymadık. Bu coğrafyanın çocukları, evlatları için önemli bir takdirdir. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Devleti'ne ve hükümetine de ve halkına da çok teşekkür ediyoruz. Başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere. Çünkü onlar bize bu coğrafyayı özgürleştirebilmemiz, terörden arındırabilmemiz için bu coğrafyanın insanlarına da çok büyük destekler verdiler. Sual basit cidden. Fe'ale ey munazzama, ey min'i'lan mesela el ecnebi ma'ak mukabele bihazgi mevdu. Herhangi bir yabancı basın ki burada çoklar, sizinle mülakat gerçekleştiriyorlar mı? Çünkü pozisyonunuz var Kürt siyasi hareketi içerisinde diye sordum. Yapmadılar dedi. Neden dedim? Çünkü uluslararası basın çünkü benim yürüdüğüm yolun doğru olduğunu ve doğru yolda yürüdüğümü biliyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki biz sadece bağımsız Kürt rabıtası Kamışlı, Afrin, Kobani, burası Suriye'nindir ve bizim topraklarımızdır. هي ليست قنديل ولا أربيل. Ve orası Kandil değil, Erbil değildir. نحن سوريين. Suriyelilere aittir. نحن سوريين ونعمل في السياسة بما يصلح بما يخدم شعبنا السوري كردن. Siyaseti de sadece kendi halkımız için yaparız. Kendi halkımızın Kürtleriyle, Araplarıyla, kendi halkımızın refahı için gerçekleştiririz. لا نتبع إلى قنديل أو أربيل. Ne şundan dolayı yapmadılar benimle görüşmeyi, mülakatı diyor yabancı basın mensupları. Çünkü ben Erbil'e ya da Kandil'e itaat etmiyorum. Sah? Sah. İtaat. Peki. Bundan dolayı da biz sadece Suriye Kürtlerini temsil ediyorum ve Suriye halkının bir parçasıyım. Bu meseleye de bu bağımsızlık çerçevesinde bakıyorum ifade etti. Abdülaziz Temo. Şükran cezira. Şükran. Benden hepsi. Zor spas. Zor spas. Zor spas. Zor spas. Şükran. Peki. Çetin Er, Abdülhar'la hemen devam edeyim. Yoğun bir telefon trafiği içerisindesin. Ne oluyor, ne bitiyor, var mı bir şey? Ve aslında en çok merak edilen de şu ana kadar herhangi bir kayıp verdiğimize dair bir haber yok ama sivil vatandaşlarımız yani, içerisinden atılan havanlardan hayatını kaybedenler olduğuna dönük haberler var. Gazimiz var ama çok şükür şu ana kadar bir şehit haberimiz yok. Gazimiz var. Var. Nerede yoğunlaştığı ya da şu anda ne aşamada olduğu yani, biraz hafifledi mi?
şu anda? O an sesler şiddetlendi. Bir tabii yani sonuçta bir mücadele oldu o anlarda ve o mücadelenin etkileri çok ortaya çıktı. Çok yoğundu. Yani hani şu an hala Tel Aviv semaları kara bulutlarla kaplı. Bu arada gelen bütün görüntüler şu anda ekranlarınıza kıymetli izleyenlerimiz canlı olarak geliyor. Şimdi ben haber ekranlarına gelen tüm görüntüler şu anda canlı olarak geliyor. Kameraman arkadaşlarımız mümkün mertebe halen bu bölgeden sizlerle bu görüntüleri paylaşmaya devam ediyorlar. Reci'ye ben bir görüntü attım. İstanbul Reci eğer o görüntüyü kullanırsa Özgür Suriye Ordusu'nun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdiği ilk köyden ilk görüntüler. Bu Habertürk'e özel görüntüler. Bu görüntüleri arkadaşlar kullanabilirler. Bu arada kameraman arkadaşlarımız da çok büyük bir fedakarlıkla halen o riskli alandan görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Şu an hatta karşıda bir mevzi, bir siper gibi bir alan, az önce Tel Aviv burası. Şu anda ekranlara gelen görüntüler Tel Aviv'in yakınlaştırılmış görüntüleri. Bir siper var çatıda. Belki keskin nişancıların kullandığı yerlerden bir tanesi. Yine de aman dikkat diyelim. Bu arada Alper'den rica edeceğim, yönetmen arkadaşımız Alper'den. Oradaki kameraman arkadaşlarımızın isimlerini de benimle paylaşırsa eğer, isimlerini de zikretmek isterim. Çok büyük emekleri oldu. Hakan, Volkan ve Hikmet arkadaşlarımız şu anda. Bu canlarını ortaya koyarak yapılan bir ekmek mücadelesi. Bir hizmet bu vatandaş için. Bu anlamda kıymeti çok büyük. Evet, ben böldüm sizi bu arada, özür dilerim. Estağfurullah. Yani ben daha önce de ifade etmeye çalışmıştım. Bence harekatın en önemli psikolojik engeli dün akşam Mehmetçik ayağa kalkıp yürümeye başladığı zaman gerçekleşti. Yani sınırı geçtiği andan itibaren Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı o psikolojik sınır kırıldı. O direnç eşiği aşıldı. Şimdi bundan sonraki süreçte Mehmetçik kendi mücadelesinin dinamizm içerisinde gerekli bütün faaliyetleri icra edecektir. Bu faaliyetlerin içerisinde ümit ederiz ki şehidimiz olmaz, ümit ederiz ki gazimiz olmaz. Ama bir diğer tarafında bunun çok sert bir mücadele olabileceğine dair de öngörülerimiz var. Ama bir gerçeğimiz var artık. Şu an Türk askeri Fırat'ın doğusundaki alanlarda ve orada PKK'ları etkisizleştirmek adına şu an operasyonel faaliyetlerini icra ediyor. Yani bununla ilgili hazırlıklarını, kuşatmayla ilgili, derinliklere inmeyle ilgili, derinliklerde ortaya koyacağı etkilerle ilgili faaliyetlerini şu an icra ediyor. Şimdi bu safhada bir şehit haberiyle karşı karşıya kalmamamız Mehmetçiğin bu harekatı ne kadar mahir icra ettiğine dair de en temel ispatı içerisinde barındırıyor. Çünkü bu arada istemeyiz Allah muhafaza ama bu çok riskli bir alan. Tabii yani şimdi önümüzdeki saatlerde şimdi, maalesef bütün dünyanın arkasında biriktiği, arkasına saklandığı ve arkasından fiştekledi tabiri caizse bir terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri bu coğrafyada etki üretmesiyle ilgili son derece iddialı ve ihtiraslı cümleler kurdu. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ortaya koymuş olduğu hava etkisi, ortaya koymuş olduğu ateş destek etkisiyle beraber ve uygulamış olduğu bir takım geri bölge faaliyetleri, aldatma şaşırtma faaliyetleri çerçevesinde kara unsurlarını burnu dahi kanamadan bölgeye soktu ve şu an bölgede kendi alanlarına faaliyetlerini gösteriyor. Bu faaliyet icra edilirken de hani tek bir noktadan bir sızma şeklinde icra edilmedi. Çok farklı noktalardan çok farklı birliklerin birbiriyle koordineli ve senkronize bir sızmasıyla icra edilen son derece başarılı bir harekattan bahsediyoruz. Yani bu aslında Türk askerinin Güneydoğu'daki mücadele alanlarını dağlarda öğrenmiş olduğu tecrübelerin çöllere uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan yeni bir versiyon. Yani bu YPG PKK'nın bu kadar güçlü bir konvansiyonel güce, bu konvansiyon içerisinde yer alan gündüz ve gece görüş ve ateş destek sistemlerine, otomasyon sistemlerine ve silah sistemlerine rağmen bu şekilde, yani şu andaki hani çok paylaşmayalım istedik Çetiner'le ama 8 ila 10 kilometre derinlere kadar inilerek oralarda yapılmaya başlanan kara hareketleri böylesine bir coğrafya için eş zamanlı ve çok alanlı. Çok farklı sektörlerde icra edilen bu hareketlerin bu şekilde ileriye doğru yanaşmış olması ve gerek köprü başlarını, gerek koç başlarını, gerekse kuşatma mevzilerini oluşturmuş olması bence son derece önemli efendim. Yani bunu şu an inanın, yani şu an bize karşı şöyle bir beklentileri vardı. Yani YPG PKK'yı hani bize karşı dün de konuşmuştuk.
işte biz seni yumurtanın içinde koyduk, yumurtanın içinde yetiştirdik, sonra kabuğu kırmanı sağladık, sonra yetiştirdik, büyüttük ve uçacak hale getirdik. Hadi uç bakalım dedikleri bir noktada Türk Silahlı Kuvvetleri uçması umdukları o terör örgütüne karşı şu andaki yapmış olduğu harekatta en ufak bir zayiat vermeden derinlere indi ve derinlere inmeye devam ediyor. Bu tabii onları son derece fazlası rahatsız ettiğinde bugün fark ettiyseniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu harekatın engellenmesiyle ilgili dozajı çok arttırdılar. Yani örneğin harekat sivil yerleşim bölgelerine çok fazla hava var. Dün bu kadar değildi ama bugün yani özellikle yabancı devletler ya nasıl bir eksen oluştu? Birbiriyle son derece kavgalı, yani 100 yıllık kavgalar olan, 200 yıllık kavgalar olan ülkeler Türkiye'nin yapmış olduğu kara harekatı çerçevesinde birleştiler. Yani şu görüntüleri gördüklerinde yabancı ülkeler, mesela sivil yerleşim yerlerine atılan bu havan mermilerini, yaralanan vatandaşlarımızı, bir bebeğin hayatını kaybettiğine dönük bir bilgi var. Evet. Buna ne diyorlar? Yani buna ne diyecekler? Yani nasıl Suriye'de yaşamını kaybeden 1 milyon insana nasıl baktılarsa buradaki insanlar da öyle bakıyorlar. Buradaki insanların onlar için kıymeti yok ki. Buradaki insanların onlar için kıymeti onlara yaptıkları kölelik kadar. Ve o kölelik karşılığında verdikleri değer kadar, bedel kadar. Yani onların yaklaşımları temelde bu oldu bu coğrafya. Ama ümit ederim Türkiye o milli köklerinden, inanç köklerinden gelen bir birikimle, bir medeniyet birikimiyle ve bu medeniyet birikiminin son dönemde karşı karşıya kaldığı nakısalar ve hataları da bir şekilde tespit ederek ve bunlardan arındırarak ümit ediyorum bu harekatlarla, bu fiziki gücünü de kullanarak açıkçası DAEŞ başta olmak üzere. Çünkü DAEŞ'in ıslahı konusu son derece önemli. Ümit ederim insanlık açısından son derece güçlü bir ümit olmayı başaracak. Bu hem kavramsal olarak üretmiş olduğu doğrulukla, hem medeniyet olarak üretmiş olduğu doğrulukla, hem de bu doğruluklar üzerinden hem kendi topraklarına, hem coğrafyasına, hem de insanlığa üretmiş olduğu hizmet açısından son derece önemli. Yani Batı dünyası evet aklını kullandı. Aklıyla beraber maddeyi işledi, keşifler ve üretti. Ama bunların hiçbirisini insanlığın faydasına ve yarına kullanmadı. Bu coğrafyada Batı dünyasında ortaya koymuş olduğu etkiye baktığımız zaman üretmiş olduğu gücü kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda, ihtirasları doğrultusunda insanları sömürmek adına kullandı ve buradaki insanların yaşamına zerre değer vermedi. Hatta son derece galiz ifadelerle karşılık bulduğunu görüyoruz. Burada bu topraklarda yaşayan insanların kendilerini toparlaması gerekiyor. Biz nerede hata yaptık sorusu cevap vermesi gerekiyor. Yani özellikle bu noktada IŞİD, YPG, PKK, diğer radikaller ve FETÖ son derece ibret ve ders alınacak büyük travmatik vakalar. Biz nerede hata yaptığımız sorusunun cevabı bu örgütlerde gizli. Bu örgütlerde yapılan mücadelede gizli ve üreteceğimiz kavramsal doğrulukta gizli. Ümit ederim bunu başarırız. Peki. Bunu başardığımız takdirde emin olun yolumuz açık. Çetin Ersin, az önce ifade ettiğin görüntüler evet. Hazırmış. Bunlar getiriyoruz şu anda. Bunlar evet şu anda alandan ilk görüntüler. Neresi burası? Köyün adını hemen söyleyeyim. Köylerden bir görüntü değil mi? Ele geçirilen evet, köylerden. Köylerden biri evet. Şu anda PKK'nın elinden alınan köylerden biri bu. Köyün adını hemen söyleyeyim. Bir tane de ben atayım. Yapabilirsem. Akif sen atayım. O alınan köylerden bir tanesi. Evet bu Suriye'nin kuzey bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG'nin kontrolünden ele geçirdiği köylerden bir tanesinden ilk görüntü. Bu köyde aldığım bilgiler de direkt PKK'nın bu köyü boşalttığı, kaçtığı ve 7 kişinin de bu köyde teslim olduğu yönünde. 7 YPG'linin kaçamadığı için teslim oldu ama geri kalanının da kaçıp gittiği ifade ediliyor. Eğer arkadaşlar sesi verebilirlerse Akif tercüme de edebileceğiz muhtemelen. Biraz sesi yükseltelim arkadaşlar. Burası bizim şehrimiz. Burası bizim topraklarımız. Allah'ın
الان سنحميكم نحرركم من عصابة الاجرام عصابة البي ادي والبي كي يا عمي الله يكفيكم ان شاء الله راح تعيشوا بامان buradan sizi koruyacağız. Eman içerisinde yaşamanızı sağlayacağız. Mekke terör örgütünden karşı Telfender Köyü, onu da söyleyelim. Telfender Köyü'nü ele geçirdikten sonra komutanın yaptığı bir konuşma. Bu arada bu köyün bir özelliği de Akif, doğu hattından gelen elektrik santralinin ana şalter noktalarından biri olduğu ifade ediliyor. Bu önemli çünkü PKK'lılar genel itibariyle bu gibi bölgeleri terk ettikleri an oradaki sivillerin yaşamlarını felç edecek bir takım şeylere kalkışabiliyorlar. Evet, Abdullah Ardı da farklı görüntüler var. Onları biz rejiye ulaştıracağız. Bana da gelen görüntüler var. Zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Attım Akif'i başına. Evet. İlerleyen dakikalarda, saatlerde de sizlerle buradaki gelişmeleri sıcağı sıcağına paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu ana kadar az önce de paylaştım. Operasyonun üzerinden 25 saate yakın, 24 saat aşkın bir zaman geçti. 45 dakika aşkın bir zaman geçti. Dün gece saat 10'da da kara harekatı başlamıştı. Bugün öğle saatlerinde çok şiddetlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle terör örgütü YPG, PKK'nın Türkiye sınır hattındaki yerleşim bölgelerine, ilçelere attığı havanlar, roketlerle yaralanan vatandaşlarımız oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu ile birlikte ortak operasyonu devam ediyor. Biz de gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kapatacağız efendim. Fırat'ın doğusunda ilerliyor. Barış Pınarı harekatı adım adım sürüyor. Türkiye ve dünya harekatın başladığını Habertürk'ten öğrendi. Operasyon başladı ve Sülayin bölgesinde ilk müdahale başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askeri havadan ve karadan operasyonunu başlattı. Muzaffer olsunlar inşallah diyelim. Kara birliklerinin 3 koldan girişini de önce Habertürk dünyaya duyurdu. 3 noktadan Türk askeri Mehmet Çek Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Yani kara harekatı da başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 ayrı noktadan sınırın öbür tarafına geçmeye başladılar. Barış Pınarı Harekatı'nın arka planı, yansımaları ve analizleri sahadan canlı yayınlarla gün boyu Habertürk'te. Efendim 16.53 saatlerimiz. Manşeti kapatacağız burada. Bugün Perşembe. Perşembe akşamları malumunuz saat 21'de Nedir Ne Değildir programıyla karşınızda oluyoruz. Bugün Suriye sınırından programımızı gerçekleştireceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte buradaki son gelişmeleri, küresel anlamda yansımalarını konuşacağız. Bugün bu yayını sizlerle paylaşırken konuklarım Çetin Erçetin ve Abdullah Ağar katkı sundular. Akşam Merve Şebnem Oruç da aramıza katıldı. Bizlerle birlikte olacak burada. İstanbul stüdyomuzda ve Ankara'da da İsmail Hakkı Pekin ve Mete Yarar konuklarım olacak. Bölgeden bir sürpriz konuğumuz olacak. Onunla da detayları konuşacağız ama bir teşekkür etmeden bitirmek istemiyorum. Önce bir kez daha kahraman Mehmetçiğimize, onlarla birlikte mücadele eden Suriye Milli Ordusu'na muvaffakiyet diliyoruz. Muzaffer olsunlar diyelim. Çatışmalar yer yer şiddetleniyor. Belki ilerleyen saatlerde üzüleceğimiz haberleri de sizlerle paylaşmak durumunda kalacağımız zamanlar olacak. Ama bu Türkiye için hayati bir mesele ve bunun aslında hepimiz daha çok farkına varıyoruz her geçen gün. Bizlerle birlikte bu yayını yapmamıza destek veren, ki çok riskli bir alanda bugünkü yayını icra ettik, kameraman arkadaşlarımız, ki şu anda halen sizlerle bu riskli alandaki görüntüleri paylaşmaya devam ediyorlar.
Hikmet Aydın, Volkan Aydar, Hakan Öztürk'e çok teşekkür ediyorum özellikle. Yine ulaştırmada Cengiz Kamanlı, Gazi Erol'a, Mesut Yıldırım teknik yönetmenimiz, çok çok teşekkür ediyorum. Bülent Bek sesteki arkadaşımız, Ömer Karakuzu Aptik'teki arkadaşlarımız, çok teşekkürler. Ve yönetmenimiz Alper, Alper'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ekranlarınız başında bizleri takip ettiğiniz için teşekkürler. Habertürk'te kalın, gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağız. Veysi İpek'te bu arada Akçakale'den bir görüntü. Şu an yönetmen arkadaşım uyarıyor Alper. Gelen görüntü Akçakale'ye düşen bir havanın daha görüntüsü. Şu ana kadar 41 havan atmışlardı. Bir bebek iki kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valiliği yaptı açıklamayı. Sivil yerleşim bölgeleri terör örgütü tarafından hedef alınıyor ve vuruluyor. Akçakale'den bu görüntü şu anda canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yönetmen arkadaşım uyardı. Şimdi beni düşen havanın görüntüsü. Bu görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim Habertürk ekranlarında kalınız. Akşam saat 21'de ben de karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.